Arkadaşlar yeni bir oyundan Age of History 2 Osmanlı serisinin ilk bölümünden herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. Tabii kötü bir görüntü bu arada bu. Yazık olmuş yani özellikle televizyonlara düşmek için. Evet arkadaşlar şimdi oyuna gelecek olursak. Bu oyun Haşmet Meapları İmparator Padişah Hazreti Europe Universalis 4'ün bir simülasyonu gibi bir oyun. Birçok benzerlik var ama olmayan yani Europe Universalis 4'de olup da burada olmayan birçok da özellik var. Ki bu da normal bir şey. Aynı zamanda çünkü bu mobilden de oynanabilen bir oyun. O yüzden de o kadar fazla bir özellik beklemek doğru olmaz. Bir yandan vakit geçirmek için eğlenceli. Çünkü hani telefondan oynayabiliyorsunuz. Ben de bunu birkaç sene önce telefona indirmiştim. O sıra bilgisayarı kaldırdım sıralar. Hani çok az bir süre oynadım. Hatta daha da yeni Steam'den oynamaya başladım. Yaklaşık 4 saat olmuş. Yani toplamda maksimum 5 saat oynadım. O yüzden çok iyi bir Age of History 2 oyuncusu olduğumu söyleyemem ama oyun da çok da zor bir oyun değil açıkçası yani. O kadar çok fazla komplike şeyler olmadığı için, özellikler olmadığı için oyun biraz şey yapıyor, kendini kolaylaştırıyor. Biraz fethet, genişle şeklinde bir oyun aslında. Hani yok canım o kadar da değil diyen olabilir belki oyun oynayanlar içerisinde. Ama Europe Universalis 4'ü muhtemelen hani izlemeyen ya da işte bilmeyen birisi diyordur bunu. Tabii ki bunda da çiftlikler kurabiliyorsun, şehirleri geliştirebiliyorsun, asimilasyon faaliyetleri vesaire türlü şeyler var. Biraz farklılık olsa da. Ama dediğim gibi yani Europe Universalis 4 gibi aşırı derecede değil yani ki Europe Universalis 4 savaş strateji oyunlarının bence babasıdır yani. En fazla özelliğe ve öğrenmesi de en çok özelliğe sahip ve öğrenmesi en zor oyunlardan birisidir. Evet bu kadar. Europe Universalis 4 güzellemesi yaptıktan sonra oyunumuza geçelim arkadaşlar. Şimdi Osmanlı ile başlıyoruz. Oyun başında. Zaten başlıktan da anlaşılacağı üzere. Ve aşağı yukarı Osmanlı'nın en geniş sınırlarını yapıp kafamdan çizdiğim kadarıyla işte bu tarafta Arap Yarımadası'nı alırız. Kuzey Afrika'da bu Fas sınırına kadar falan geliriz. Hatta belki şuradan Otranto şehir var mı burada? Evet, Taranto, Otranto aynı şehir. Belki burayı bile alabiliriz yani. Sırf tarihsel olsun diye. Yeri gelir yine tarihi anlatımlarımız olur bölümler içerisinde. Değiniriz yani anekdot şeklinde öyle büyük bir anlatımımız olmaz. Şimdi oyunu başlatmak istiyorum. Umarım ses kalitesi falan bir sıkıntı değildir. Çünkü normalde ben Europa Universalis 4 yayınlarını ya da diğer oyun yayınlarını GeForce'un kendi uygulaması üzerinden yapıyorum. Genelde de çok fazla bir sıkıntı yaşamıyorum. Nadiren çıkıyor tabii ki. Ama şimdi OBS üzerinden yapıyorum. Çünkü GeForce Experience bu oyunu desteklemiyor. O yüzden OBS'e yapmak gerekiyor. Daha önce de aslında bir denemem oldu, çekim denemem ve sesim böyle karıncalı bir şekilde, hatta çok ince bir şekilde çıkar ya, diye konuşursun. Taklit edemedim ama o şekilde bir sesim vardı. Umarım şu an olmaz. Evet, şimdi ha dur oyun ayarları, oyun ayarlarını göstereceğiz. Şimdi saldırganlığı 400'e kadar çıkarabiliyorsun. Ama ben en düşük olan 50'de bunu oynadım. Kerem Yılmaz'ı biliyorsunuzdur. Genelde o da bu civarlarda oynuyor. Biraz daha stabil bir oyun olduğunu zaten söylüyor kendisi. Çünkü diğer türlü şunu biraz da arttırınca çok tuhaf haritalarla karşılaşabiliyorsunuz. Çünkü agresiflik çok fazla artıyor. Yapay zekanın yani daha doğrusu saldırganlığı çok fazla artıyor ve değişik değişik şeyler çıkıyor. Yani haritalar çıkıyor. EU3'ü biliyorsanız mesela öyledir yani. Yani haritalar çok tuhaftır. Yani sınırlar düzgün değildir. Şimdi bir bakmışsın Litvanya Dükalığı gelmiş buraya saldırmış. Şuradan şöyle iki toprak alır. Ondan sonra Kırım'ı alır komple. Çerkezi'yi alır. Bir bakarsın böyle Timur'a kadar ilerler. Ama burada böyle iğrenç bir yılan olur. O oyun öyleydi. Bunda da öyle şeyler olabiliyor. O yüzden bu biraz daha uygun. Belki daha sonra %100'e falan çekilebilir bilemiyorum. Ama ben 50'de denediğim halde Kırım'dan ve burada Sırbistan'dan falan savaş yemiştim yani. Tabii tokatladık sonra onlar ama böyle tuhaf durumlar olabiliyor. Savaşçısı keşif yılın itibari dolayısıyla yani bunu değiştirebiliyorsunuz. Şöyle klasik falan var. Bu da klasik modern dünyada oynarken. Şöyle ben keşifi almak istiyorum. Evet. Oyun hızım 100. Şunu biraz aslında arttırılabilir ya. Şöyle bakalım 130'da denelim. Zorluk efsanevi. Burada 5 tane mi? Evet 5 tane. Acemi normal zor. Çok zor ve efsanevi şeklinde.
Ama aralarında bilmiyorum çok fark göremedim. Bir normalde oynadım, bir de efsanevi oynadım. Hatta normalde oynadığımda saldırıları şeyde almıştım. Yani normalde oynadığımda almıştım bu Kırım'dan, Sırbistan'dan vesaire. Ama efsanevi de hatta hiçbir saldırı almadım yani, öyle bir tuhaf bir durum oldu. Onu da zaten işte şurada bir bölüm çekiyordum. Seste falan sıkıntı oldu. O zaman oynadım efsanevi de. Evet, bu kadar konuşmadan sonra oyunumuzu başlatalım. Şu an Osmanlı'yı seçtik zaten. Fatih Sultan Mehmet başta 1440 yılında. 1440 yılında kardeş, şimdi Fatih Sultan Mehmet kaç yaşındaydı biliyor musunuz? 8 yaşındaydı. Evet, 8 yaşında tahta çıkmadı yani kendileri. 12 yaşında tahta çıktı. Evet, 8 yaşında tahta kendileri var. Pekala. Oyun böyle yapmış. Saygı duyuyoruz. Doğru bir şey olmadığını da söylüyoruz. Ama yine ama orada 2. Murat olmasından Fatih Sultan Mehmet olmasını yeğlemişler ki daha da güzel olmuş aslında. Evet. Oyunumuza başladık arkadaşlar. Şimdi aslında European Universalis 4 ile olan aynı harita hemen hemen, yani şu küçük şeyleri, ayrıntıları falan es geçiyorum hani. Çok fazla benzerlikler var. Hatta birkaç farklılık var ama şimdi mesela HR'ye falan biraz farklı olabilir. Ya da bazı şeyler fark etmiştim ama şu an incelemek istemiyorum vakit kaybetmemek adına. Şimdi arkadaşlar saldırı yapacağız ama öncesinde ülkemizin ekonomik ve teknolojik hamlelerini yapalım. Şimdi bu gelirler vergilerini şu ideal noktalara çekelim oyun başına. Sonradan bunları değiştireceğiz. Yatırımlar da bu şekilde dursun. Biraz araştırmaya para aktara... Bir dakika. Ne kadar değişiyor? 2500 kadar biriksin mi? Çok da fazla değişmedi ama evet, 2500 duka. Duka arkadaşlar bro. Çünkü altın falan demeyin, gold demeyin. Özellikle Age of History ilk oynayanlar. Ben buna duka diyorum. Bilginiz olsun. Evet, bu şekilde ayarladım. Teknolojilerini de, teknoloji puanlarımı da vereyim. Ordu bakımını 20'ye çekeceğim. Çünkü büyük ordular tutmayı planlıyorum. Onun yanında araştırmaya biraz verelim. 6 mı? Hadi 8 de araştırmaya ver. Ekonomi büyümesine verelim. Bir 5. Yönetim giderlerine de 5 verelim. Geriye 3 kaldı. Bunu da şimdilik ne yapalım biliyor musunuz? Ordu bakımına verelim. Üretim gelirlerine verecektim ama şu ordu bakımını öncelikle fullemek istiyorum. Ondan sonra diğerlerine yöneliriz. Şu anda da yapacak olduğum şey kalmadı. Evet, ordumuz ülkemizin şanlı Osmanlı Devleti'nin kahraman ordusu arkadaşlar. 425 kişi. Oyun mekanikleri gereği bu şekilde. Şimdi sorarım size nerede bu ordu diye. Nerede bu ordu? Nerede bu ordu? Nerede bu ordu? Ama evet, ordumuz burada 425. Oyun başı şimdi buraya şey almak istiyorum. Ordu almak istiyorum ama şimdi biraz masraflarımız olacak şimdi bizim. Daha da eklemek istemiyorum. Savaş falan gelirse ki zaten ilk 4 tur boyunca savaş gelmiyor. Savaş gelirse acilen ordu basarız. Paramız olduğu ölçüde. Evet, başlıyoruz. Asimilasyon faaliyetlerimiz gelecek muhtemelen. Edirne'de herhangi bir asimilasyon faaliyetine girişmemize gerek yoktur herhalde. Çünkü ordumuz orada ve bir takım sıkıntılar olabiliyor bu yüzden. Şimdi şuradaki asimilasyon faaliyetlerini yapalım ama yapalım ya, hadi bakalım. Şimdi baya da para gidiyor. Evet, İzmir'den devam edeceğiz. Biraz para biriktirelim. Şu harita modunu değiştirelim. F4 politik. Hızlı hızlı. Çok da fazla vakit kaybetmeden. Oyun hızını evet biraz arttırdım, 130. Aslında bunu %150'ye falan çekebiliriz. Sanki daha iyi olacakmış gibi göründü bana. Ha, bu arada şunlardan herhangi bir saldırı almak istemiyorum ya oyun başı. İlişkilerimizi geliştirelim. Başka şu anda saldırı yapabilecek de çok da fazla ülke aslında yapabiliyor tabii. Hani diplomasi mobilden önlendiği için çok da gelişmiş değil. Ama savaş olursa karşılığını veririz. Şunları hemen onaylayalım. Sıra vardı. Ne oldu? Heh. Bir tane daha yapabiliyorum. Şimdi biraz param biriksin. Tamam, onları da yapacağım. Ondan sonra para biriktirip yatırımlara harcayıp ordularımızı basacağız ve İlk savaşımız Bizans, Atina ve Candar savaşları olacak. Bu bölüme yetişir diye düşünüyorum. Bölümlerimiz aşağı yukarı 20 dakika. Neden 20 dakika diye soracak olsanız, Kerem kendileri de
ilişkileri askıya aldı. 20 dakika yapıyor ki 20 dakikada aslında bayağı bir şey de yapılabiliyor yani şey gibi değil. European Service 4 gibi değil. Tamam kardeş senden korkacak değiliz yani. Buraya geldiysek biz bu yoldan dönmeyiz. Bizi en yakın kasabaya kadar bırakır mısınız? Sizin için bir sorun olur mu? Çünkü biz dönmeyiz. Vallahi buraya kadar gelmişken biz de dönmeyiz. Geç. Ha dur şu asimilasyon faaliyetlerini yapalım ya. Geç diyorum ama. Şimdi Sorgun. Abicim Sorgun ya. Bu Anadolu'nun bağrı ya. Sen nasıl asimile edilmemiş olursun da. Tabii yine bir Türk şeyi beyliği vardı muhtemelen orada. Şimdi şey gibi değil. European Service 4'te bir Türkse orası Karaman asimile etmene gerek kalmaz biliyorsunuz. Tabii ki isyan falan çıkmayacak değildir bu. Ama burada farklı biraz. Osmanlı milliyeti gibi aslında düşünmek daha doğru oluyor. 80'den daha yukarı olanları mı yoksa 90'dan daha yukarı olanları mı? Hangi, kaç para? 5.000. Yapmam abi. Bekle. Sonra bakarız paramız olunca ya. Evet. Şimdi bir 70-80K biriktirelim. Hızlı bir şekilde. Şu oyun hızını keşke biraz daha arttırsaymışım. Neyse bir sonraki bölümde ayarlarız artık. Ne bir şeyler geldi. Tamam ateşkesin 1446'ya kadar sanırım ateşkesin vardı. Bizans İmparatorluk diye mi geçiyor? Evet İmparatorluk. Onunla ateşkesin bitmiş. Tamam 80K yeterli olacaktır. Şu yatırım harcamalarını bir sona bir dayayalım. Biraz da araştırmaya verelim. Bakalım sonraki turda ne kadar param gidiyor? Olmadı ama ya bu kadar para da olmaz şimdi. İşsizliğim ne kadar? Arkadaşlar %84'lük bir işsizlik var yani. Bu millet ne yiyip ne içiyor inan bilmiyorum. Ama onu düşürür müyüz? Ona yönelik bir oyun oynamayacağımı da size taahhüt ederim. Düşüremeyebiliriz yani. Araştırmaya biraz daha verelim. Teknoloji gelirimiz de madem artsın. Şimdi mallar... Mallara verirsek nüfus artıyor değil mi? Hadi nüfus da artsın ya. İşsizlik falan var ama. En az 3 çocuk. Şu ordu bakımını da şey yaparız. Yönetimi, ondan sonra yönetim giderlerine falan olabilir. Hızlı bir şekilde harca. Da çok da hızlı harcamıyor abi bu. Para bitmiyor yani ülkede. Yani şunlarla falan harcayabiliriz ama dediğim gibi bunlara harcamak istemiyorum. Kendileri yavaş yavaş artıyor herhalde zaten. Evet gördüğünüz üzere. 80'den sonrasına gerek yok. Ben o kanıdayım. Çok da fazla bir isyan riski falan olmayacak. Lan! Ekonomi büyümesi mi? Bak şöyle basıyorsun. Arttırmıyor daha fazla. Ha, yok ya ama bu şekilde arttırıyor. Oyunun bir bug'ı olabilir mi? Bir dakika. Kapat bu şekilde bakayım ne olacak. Şimdi ona tekrar bakalım. Diyeceğim ama nereden bakılacağını da bir dakika. Tam bilmiyorum. Ha, evet olmadı öyle şey olmadı. Ya kanalizasyona verdik ya. Ulan hayır ya. Değiştir şunu. Hadi bir tur daha oynayalım. Madem bir tur daha oynayalım. Ondan sonra tekrar para biriktirmeye başlayalım. Evet şu harcamaları azalt. Malları buraya getir. Tam diyemedim ama anladınız. Sonra yatırımlar bu şekilde olsun. Araştırmamız da mutlaka olsun. Yoksa sonra teknoloji falan ülkeye gelmiyor yani. Öyle kalıyorsun. Yönüş puanı gelmiyor. Şimdi Bizans'ın ekonomisi ne kadar? Bizans'ın ekonomisi 45.000. Ve bunun için de ordunuzun o diğerin yaklaşık bir yani yarısından fazlasını geçmesi gerekiyor. Bir 30 olmasa da 25-30K'lık bir ordu yetecek aslında. Buraya geçiş sağlayamazsın değil mi sen? Doğru. Ben şu orduları sadece burada bassam yeterli olacak benim için. Şimdi evet ordularımızı teknoloji puanım geldi. Bir ordu bakımı. Güzel. 3 tane daha teknoloji puanım olduğu zaman ordu bakımını fullleyebiliyorum. Şimdi ordularımızı çıkarmaya başlayalım. Burada 5K çıkardık. Güzel. Şurada da bu kadar çıkarabiliyormuşuz. Çorlu'da
1200 ve şeyim bitti. Burada da çıkarıyorsun. Aynı zamanda burada da çıkarıyorsun. Tamam, yeterli olacaktır herhalde ya bu ordu. Bu değil abi. Bunu buraya al. Bunu buraya alıyorsun. Bunu da buraya alıyorsun. Hatta gerekirse 2K daha alalım. Gerekip gerekmeyeceğini henüz bilmiyoruz. Evet, savaşımızı açabiliriz artık. Çok fazla mı ordu bastım? 18K. Hani ekonomiye göre az gibi görünüyor ama çünkü oyun gerçekten şaşırtabiliyor yani karşıdaki devlet falan. Bakıyorsun ekonomisi şu kadar, fazla bir ordusu yoktur, toprağı az diyorsun. Of! Şimdi şu kayba bak. Yaklaşık ne kadar ordumuz vardı burada bizim? 18K'lık ordumuz vardı. Karşıda 11K'lık ordu varmış. Yani sonuç belli. Tamam. Şöyle al bunu buraya. T'ye bas. Sparta'ya bir çıkarma yap. Bir yandan arkadan da orduları getirmemiz lazım. Başkentten yetiştirebiliyorsak. 912. Paramız bu kadarmış. Abicim olmuyor böyle. Hep para, money, money, money. Hep para, money, money, money. Hep bu. Biz tekrar para mı biriktireceğiz? Beklemeyelim. O gitsin de. Ya dur. Zaten basılı. Sen de getir Sparta'ya. Güzel. Şurada abi sen niye getirmiyorsun bu orduyu? Ha pardon ya. Tamam bu kadar daha orada çıkar yeterli. Diğer arkadaşı bekleyelim mi? Bir şey Ege'denize gelsin bir tur daha. Tamam. Bunu buraya al. Buna gerek var mı bilmiyorum ama yine de çıkaralım dursun diye düşünüyorum ben buraya. Çünkü bu Atina savaşımız da olacak. Tamamdır. Oo, süper oldu bu. Mükemmel. Ne oldu? Diğer ordunun tamamını oraya mı taşıdım ben? Şöyle ikiye bölelim. Heh. Arkadan diğeri geliyor mu? Gelsin gelsin. Belki bu Sparta'ya falan bir çıkarma yapar. Bizans ordusu. Tamam 105. Orada da dağ da azmış zaten. Tamam savaşımız bitti. Şimdi anlaşmayı yapacağız. Kendileriyle. Topraklarının tamamını alıyorum. Konstantinopolis'i yani İstanbul'u zaten unutmuyorum ki buradaki ismi İstanbul'muş doğrudan. Evet taleplerimizi gönderelim. Asimilasyon faaliyetlerine başlayacağız ancak şu Atina'yı da bir işgal edebilirsek ondan sonra şey yaparız. Devam ederiz yolumuza. Çünkü ordumuzu buradan çıkarmadık henüz. Teknoloji puanımı ordu bakmana veriyorum yine. Böyle 50K ordum olunca sanırım yeterli olur. Tamamdır. Şimdi burada çıkar 1400. Şurada da ordularımızı çıkaralım. Gayet güzel. Var. Hala puanım var. Tamam. Bir de bunu burada çıkar. Yeterli olacaktır. Yani fazla bile hatta. O değil ya. O değil. Heh. Tam bu şekilde dursun. Savaşımızı açalım. Evet, Çanlı Osmanlı orduları Atina merkezine girecek. Bir gün inşallah biz de gireriz diye bir şey demiyorum arkadaşlar. Gerçekçilik babında böyle bir şey günümüz siyasetinde pek olası bir şey değil yani. Türk ordularının of karşıdaki orduya bak Atina'ya girmesi. Abi bu ordu kalmadı bu nedir ya? Evet gördüğünüz gibi şu anda çok da mümkün olmuyor. Teşekkür ederim beni desteklediğin için oyun. Evet bitti bu kadar. Hemen anlaşmamızı yapalım. Dur. Turu bitirmedik. Bu da tamam. Talepleri gönder. Evet. Kardeşimiz gelsin Çankırı'ya. Dur başlatacağım. Asimilasyon faaliyetlerinde başlatacağım. Buradan tamamen bir çıkalım. Herhalde Ege Denizi'nden de çıkmamız gerekmiyordur ama. Olsun. Son bir tane daha varmış. Atina. Evet, asimilasyon faaliyetlerini başlattık. Şimdi harita modunu yine politiğe alıyoruz.
Her an bir saldırı gelebilir diye de korkmuyor değilim. Çünkü koskoca imparatorluğun 216 tane askeri var sadece şu an. Ne bir 50K'mız olsun. Lan hastalık mı geldi? Yapacak bir şey yok. Ordu masraflarına yöneleceğiz. Tamam 50K'm oldu. Şimdi şurada bir ordu yetişti. Bu ne ya? Sorgun. Of sorguna bak sen. Burada da yetiştiriyorsun aynı şekilde. Hareket puanım varsa burada da çıkardık. Hareket puanım bitti. Şimdi şöyle yapalım. Bunu buraya bir al. Bunu buraya al. Gerçi buralara hiç bakmadık ya. Burada ne kadar çıkarabiliyoruz? Çıkarabiliyor muyuz? Ha. Burada çıkarmaya gerek yok. Samsun'da zaten çıkaracağız ya. Tamam. Şurada az çıkarabiliyorduk değil mi? Yok şimdi çıkarabiliyorum. Az önce para falan mı yetmedi acaba diyorum ama. Hatta param olsa biraz daha fazla çıkarabilirdim belki orada. Hemen savaşımızı açalım arkadaşlar. 20 dakikamız dolmuş. Bu savaşı da bitirmek istiyorum açıkçası. Ekonomisi ne kadar? 12K ki bizi çok fazla zorlamaz diye düşünüyorum. Hemen orduları buraya taşıyorsun. Oo bir dakika. Buraya çok fazla yüklendik ama neyse. Orada çok fazla ordusu olmayabilir Gerze'de. Hatta iyi tamam burayı bile alamayabiliriz diyecektim. Bir sıkıntı yaşamadık. Tamam. Bunu da buraya taşı. Evet 48 tane askeri varmış orada da. Hemen orduları Çankırı'ya çekelim. Supply limit gibi bir şey yok tabii ki. Evet. Onların asimilasyon faaliyetlerini de başlatacağız. Ha anlaşmamızı yapmadık ama ya. Evet. Sanırım paramız yeter. Onaylıyorsun. Aa diğerlerinde o kadar çok fazla değilmiş ama. Verelim madem. Şu yüzdelikler arttıkça şeyler de artıyor. Harita modunu değiştir. Masraflar artıyor. Şimdi oyunu kaydedeceğim. Şimdi oyunu kaydetmede bir sıkıntı var. Oyunu kaydet abi. Evet. Evet bir sonraki turda kaydedilecekmiş. Sonraki evet kaydediliyor. Kaydedildi. Evet teşekkürler. Evet görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza destek olmak adına abone olabilir ya da videomuzu beğenebilirsiniz dedikten sonra kapatıyorum.